TF1'den hepinize merhabalar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekiyoruz. Onun için tüm kadınlarımızın e, gününü kutlayalım. Bu tabii bir kerelik olmaz ama işte böyle bir tradisyon olmuş. Evet hiç olmazsa var böyle bir şey ama çok Aynen. mutlu bir gün aynı zamanda da. Evet doğru. Ee, Eda'nın iyi düşünmüşler bunu. Evet Eda'ya heykeli yapılması, onda seremonisi vardı ama yani çok güzel bir gün dediğim. Dün akşam. Hem basketbol takımımız hem futbol takımımız mükemmel neticeler aldılar. Siz i̇şte deplasmanda ikisi de zor takıma karşı. Evet, yani. Eda da duygusal bir konuşma yaptı, Çok güzeldi, yani. Bir. güzeldi yani. Güzeldi. Işte. Yani Heykel'le bir takım defolar falan gördük ama daha iyi şahsen görmek lazım yanına gidip. Fotoğraflardan pek anlayamıyoruz. Aynen. Meşhur öyle milli ben. formalı pozu değil mi bu? Yapmaya çalıştık. Bu olarak. evet bir resmi de var zaten aynı pozu gösteren. Saçı böyle havalanmış, at kuyruğu daha doğrusu. Evet. Bu var onu da kutlayalım gerçekten hak ettiği Ama bir şey. Bu arada Eda Erdem yani, zaten yani herhalde kulübün büyük efsanelerinden 15-16 yaşında gelmiş. He, yani bence de yani tabii bir takım Ali, kaptanlığına yükselmiş. Mükemmel bir sporcu. Ali Koç stadın etrafında dedi herhalde orada kalacak bu e, konduğu yerde. O yani stadın hemen önünde. Migros'un önü gibi falan oluyordu. Evet. Yani anlamadım ben. Neyse 4 e, tane daha e, koyacağız. üçü belli biri daha Tartışıyoruz aramızda dedi. Eskilerden dedi filan. Ee, yani bir takım eski oyuncular, eski oyuncuları da Fenerbahçe'nin olacak. Yani benim hep... Yani hayal Lefter de... zaten var şeyde. Can var, Lefter var, Alex var şu anda. E, can var, Lefter var. Ali Can'ı da en, en son Can'ı açmışlardı. E, daha Orası, var. yani şey, Cemil ben var, ben şu ben var, ben var, bu var yani. E, Alpaslan var. var, Cemil var. Bunlar çok şampiyonluk kazanıyor. Daha eskiler var. İşte bu Zafer'in renginde oynayan kişiler var. bizim bile adını hatırlamakta zor. Galip Kulaksızoğlu. Ve Zeki Rıza. Aslında Zeki, Zeki mutlaka olması gerekiyor Zeki Rıza Spor Zeki Rıza evet Çünkü tarihin mi? en büyük golcüsü. Ya bu e film Sana göre da... öyle. Belki çok oyuncu olunca efsaneleşmiş. Tabii insanlar şey yapıyor. Tereddütte kalıyor. O bakımdan göreceğiz. Ama dört tane daha olacağını söyledi. Ben de hep Yıllarca Obradoviç demiştim Türkiye'nin e, spor dalında aldığı en büyük kupayı getirdiği için Türkiye'ye e, o da olmadı ama neyse bakacağız yani onlara diyelim diyelim ve dün geceye e, istersen dönelim. E, hem basket... Önce bu forma. Ha forma doğru imzalı forma, forma çekilişi konusu e, bugün yapmıyoruz o çekilişi önümüzdeki hafta yapacağız. Geçen programa yorum yapan herkesi listeye koyduk. Bu programa da yorum yapanları ekleyeceğiz. Çünkü formalar imzalı olarak henüz kulüpten gelmedi bir elimize. E, gelmemiş şeyin çekilişini yapmak bize düşmez. Bir fotoğrafını koyup ondan sonra çekilişini yapmak istiyoruz yani. Tabii bence de. Doğru. Dolayısıyla bir e, iki haftalık yani geçen haftayla bu programa yorum yapanların hepsini harmanlayacağız. Önümüzdeki hafta inşallah çekeceğiz formalar elimize gelirse. Bu arada Önümüzde film bitiyor. Filmi. Evet biletlerimizi verdik gönderdik. Sahibi de almıştır herhalde. hatta gitmiştir diye umuyorum. Çünkü az günü kaldı. Bugün ayın 8'i 18 16'sına kadar gitmesi lazım seyretmeye filmi. İnşallah yani da, da, bir... da devam edeceğini zannediyorum filmi ama yani 250 300 bin liralarda iyi kişilerde şu anda izleyici sayısı. Gayet iyi başlangıç için doğru. Başlangıç Daha iki hafta evet. biraz geçti. E, diyelim ve dün akşamki galibiyet. Şimdi dün akşamki hem, galibiyet. Hem 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 futbolda en basketbolda ikisi yani de basketbolu bas kısa zordu. geçeceğim. Siz hafta sonu program yapacaksınız evet. diye skoru koyar üzerine biraz. Çünkü doğru dürüst söylemedik. Oturup baştan seyretmek lazım. İşte ben bir yolunu bir yolunu böyle şaşı olarak seyrettim şeyini. Yani i̇şte bir ben futboldan hiç deydim. ayrılmadım çünkü zordu. Böyle bir kadroya çıkmış hoca. Şimdi bence doğru değil bu kadro. Açıkçası yani hocayı eleştirmek durumunda kaldık ama çünkü e, yani böyle sertlik derecesi böyle bir maçtaki öyle oldu. Kıran kırana geçti sonuçta. Evet. Ferdi'yi oynatmamak olmaz. Takımın en güçlü oyuncusu tam Osterwalde de çok güçlü bir oyuncu. O da oynasaydı o da oynasaydı. Ama ikinci yarının hemen başında aldı Ferdi'yi galiba. 35. dakikada Çağlar sakatlanınca Osterwalde'yi oraya alıp Ferdi'yi aldı. Yani Efendim kaderle abi. takım düzeldi diyeyim. Benim görüşüm öyle en azından böyle bir kadro ortalama pozisyonlarda bayağı yani Bayağı müdafaa yapmışız. En ileri oyuncularımızın ortalama pozisyonu Tadiç dışında orta çizgide yani. Evet. Onlar biraz daha tabii ev sahibi bir takım olarak e, istatistiklere de bakarız. Değişik formalar da çıktı. Bu Brezilya'nın ikinci formalarına benziyor. Çünkü onlar da sarı lacivert. Tabii onlar kendi ev formalarını giydikleri için biz böyle bir kombinasyon yaratmışız. Normalde giymediğimiz bir. Kombinasyon bu. Ama güzel duruyordu sahada. Beyaz şort severim ben her durumda. Sonra değişiklikler dakikalar işte. E, Çağlar sakatlanınca ki mü müthiş oynadı bence o saate kadar. Hem golün asistini yaptı. Hem de e, bütün kafaları çıkardı yani. Cikuli ikisi mü evet. mükemmeller. 35. dakikada Ostevolde'nin yeri değişti. Ferdi girdi Solbek'e ve bence iyi oldu. Diğer değişikliklerde işte 68'de Kentle Kroniç girdi. Fred çıktı. O yani o Tuvalde oradan... ile ilgili söyledikleri çok doğruymuş. Stoper oynar, stoper oynar diyorlardı. Hakikaten. Valla stopper... Solbeck'te de, de fena oynamadı aslında. Stoper'de de çok iyi oynadı. Bu oradan attı ama ortadan attı. Ya. Ortadan dümdüz gitti, verdi, aldı topu, kesti. Evet, Ceko'ya evet. verdi. Ceko'dan geri aldı filan. O iyiydi yani. Çok Kendi güzeldi. kestiği topa gidip gol attı yani. Olacak şey değil. Evet, Tam evet. da 80, 82. 82. dakika mıydı? Yani Evet. Maçı kopardı hareket. Bir de şans penaltısı geldi sonrasında. Topla oynamada tabii ki ev sahibi takım biraz önde. Ee, i̇kili mücadelede de müthişti Fenerbahçe. Özellikle İsmail'in liderliğinde. Zaten bugün herkes hayranlığını... Yani, herhalde hayatının maçını oynadı bana göre de. Hava toplarında çok iyiydik. Özellikle Çağlar'ın o ilk 35 dakikada olsa o bir ilk baskıyı yediğimizde her şeyi çıkardı kafayla. Pas isabetimiz eh onların biraz kötüydü. Özellikle ikinci yarıda onlar evet. telaşa kapılıp çok pas hatası yaptılar. Bizim elimize oynadılar. Top kapma başarımız da mükemmel. Fakat yani korner sayısına bakın 12 0. Ve çatladık ha vay canına. Yani 0 attık. Onlar o tane fark etti. Ve, ve bu sefer hani çalışmadılar evet, hava toplarına falan diye hep kızdığım bayağı çalışmışlar. Bir kere gol planlı gibiydi. Yani Çağlar'a ortalanacak. Çağlar kafayla indirecek. İşte atacak. Aynen öyle oldu. Ee, evet. Ve defansif e, duran toplarda da kornerler olsun, free kickler, fauller olsun. Çok iyiydiler. Ciku'yla Çağlar mükemmeldiler. Çıktıktan sonra da Çağlar Ciku'yla oste oldu. Zaten yapılı oste oldu çok yani. Yani sence takım bu maçta kötü oynayanı var mıydı? Ee... Yani söylemeyeyim de yani iyiden daha az oynayanı. Bak burada 1.63 diyor ya gol beklentisine bize. Evet. Aslında onun 0.78'i penaltı. Onu çıkarırsan yine öndeyiz ama 0.85'e işte 0.75 falan gibi. Ama bak önemli şanslarda yani %100 gol pozisyonu demek. Big şanssız. Biz 3 tane yarattık. İkisi gol oldu. Penaltı sayılmıyor. onlar sıfır. Yani gol pozisyonu vermedik maç boyunca. Yani asıl, ya, e, asıl başarımız yine... o. Ben yani şeye de e, bir ara düşündüm ya dedim bu takıma mı bu kadar iyi deniyor yani Belçika'da iyi, milli takımı da iyi yani genelde e, ligde açık ara liderler falan bir şeyler anlattılar. 12 puan farklı falan liderler. Şu ama an... Öyle değil yani takım hakikaten iyi takım yani sistem takımı ama burada tecrübe öne geçti. Belki. Çok iyi oyuncuları da var doğru ama çok telaşlandılar bizim gol tam vaktinde geldi yani golü atınca biz telaşa kapıldılar ve o telaş ikinci yarıda da devam etti. Tecrübesizlik. Evet senin takımda Jackolar falan varsa Fredler işte bir İsmail Genç diyebileceğimiz oyuncu değil mi? Diğer hepsi kuruluşla evet. girdiğinde katkı yaptı aslında. iyi oynadı bence oynadığı kısımda. Ama bak mesela bloke edilen şutlar dört tane. Yani biz hiç vurdular döndü. Vurdular döndü. Her tarafı kapattık yani. Ve ah dedim ah İsmail Hoca. Bu oyunu Galatasaray maçında oynasaydı kıran kırana o maçı biz kazanırdık ya şu anda çok farklı olurdu lig tablosu. Orada ee, biraz çekindi. Ona da gireceğim Türkiye ve Avrupa olayına gireceğiz yani. E, evet Hakem süperdi bu arada. Hakem. Ya, çok... Pas sayımız fazla, e, ortalarımız çok iyi. Yani e, bak görüyorsun değil mi? 186 tane top kaybetmişler. Bizim 159'umuz var. Yani 26 27 tane fazla bizden. Düşünsene onların hepsi bize geçiyor o toplar. Telaştan ikinci yarı zannediyorum bu takım 20, 20 küsur maçtır kendi evinde yenilmemiş. Ligde de bilmem kaç maçta yenilmemiş. Kendi evinde yenilmemiş. Herhalde şaşırdılar Fener golü atınca yani. Tecrübesizlik gördüler galiba bunlar ciddi yani Avrupa'da. Bak 16 kafa topu kazanmışız. başka 69 ikili mücadele kazanmışız. Onlar sadece 58 ki çalışkan bir takım. Yani bütün numaraları çalışmak, basmak, etmek. hepsinde yaptılar. Fenerbahçe bir Dişe diş, kora kor oynadı. Tabii ki daha fazlası bizim üçte birimizde oynandı. Ama çoğunu orta sahaya yıktığımız için de yani bütün kanalları kapattı Fenerbahçe. Gerçekten iyi çalışılmış bu maça. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. İyi yaptığında da söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bu attığımız şutlar bak. Üçü gol, biri penaltı o karşıdan olan için vurdu. On numara diyor ya. Numara e, tavana astı <laughs> <içi>, şey, <laughs> Batuhan'in. Evet. Evet. Öbürü de Ostebol denin ama onların iki şutu ikisinde çok iyi çıkardı Livakovic. Yani bir kaleciden bekleneni yaptı. Kalesini gole kapattı. Çok fazla. Yüzde yüz şans bulamadılar ama vurduklarını da kurtardı kalecimiz. Ama İsmail'e bir parantez açmak lazım. Yani bütün maç yırtındı ve sonunda kramplarla çıktı biliyorsun. Yani gördüğünüz evet. maçın sonunda. Evet, İsmail'in ısı haritası yani sola doğru bir atak yapıyoruz. Yani bütün oraları da her tarafta topa girmiş, almış, etmiş, oraları domine etmiş yani. Bakalım. 7 uzun pas, 41 kısa pas atmış, 14 mücadele kazanmış, sadece 9 kaybetmiş. O bu adam 6 numara oynadı bu maçta. Ee, zaten hep senin de söylediğin bir şey var. 6 numara oynamalı. 6 İsrail. numara oynamalı bence de. 8 6 numara gibi oynamalı zaten. Evet ya yani daha geriye dönük ve o zaman daha çok evet. topla buluşuyor ama basit oynadı bu sefer. Topu alayım da döneyim, çalım atayım yapmadı. Maça gereken saygıyı göstermiş. O yüzden Aynen. de başarılı oldu işte görüyorsunuz ki. Çünkü İsmail basit oynadığı zaman acayip bir oyuncu. Yani şey gibi Arda Güler maç, dün akşam ahtapot geçiyor. işareti koymuş Twitter'ına. Ahtapot adam diye. Çok kollu yani. <laughs> Arda işte maçı seyretmiş herhalde Madrid'den. Bu da İsmail'in isabetli isabetsiz pasları. Bayağı etkileyici yani. O kırmızılar da ne? Belki top çıkardı. Yani o pas değil hepsi. Tabii. Evet. Bayağı isabetli değil mi? Yani böyle bir böyle bir tablo göremeyiz normalde. Çok e, ve Opta demiş ki 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan. Deminki istatistik o yoktu aslında. Bu sezon konferans ilk karşımızda bu sayıları oluşan ilk isim oldu. Yani bütün takımlar arasında. Müthiş. E da ben çok beğendim senin dediğin gibi yani golü de attı da zaten gol bir efsaneydi yani Efsane, sicim gibi iyi. vurdu ya yerden. Yani ben ilk başta fark etmemiştim onun topun çıkardığını. Evet çıkardığını, ilk kesen o halde. Ceko'ya veriyor ben yani Ceko'dan itibaren diye baktım o gole. E, çok iyi verdi diye ama böylesi geldi, çok geldi, durdu top, birkaç saniye durdu, tak diye verdi. Evet bak bu Burgess İngiliz oyuncuları bayağı uzun boylu bir oyuncu bak. Onun evet. yanında azman gibi duruyor Hostebold. Evet, Jayden yani. Acayip sevindiler. Herkes gitti sarıldı Jacko falan filan. Çok güzel bir şeydi bu. 83. Evet. dakika. Neyse. Baksana şeylerin üzerine oturmuş Ferdi. Ferdi. Bantlı. Ferdi çok sevindi maçtan sonra. Bu da Jayden Hostebold'ün sol bek ve sol stoper olarak bütün maçki ısı haritası. Yani oraları kapatmış. Çok wow. da iyi oynamış. 33 kısa pas, 12 uzun pas, onların çoğu uzaklaştırmadır. Kazandığı mücadele 5 kaybetti 3. Yani çok sıkı bir performans bu. Tek hava topunda kazanmış zaten. Bu da tad O tarafta gerçekten topları tuttu, dağıttı, pası geri aldı, tekrar verdi, tekrar aldı. O da bak 4 ikili mücadele kaybetmiş. 3 kazanmış ama yani. Bu forvet oyuncusu. Bu defans oyuncusu değil. kaybetmesi normal. Oyuncusu değil, tabii, tabii. 38 kısa bas demek. ilmek ilmik işlemiş demek. Bu da işte orayı nasıl işlediğini, verdiği aldığı paslar. Boşa gidenler de olmuş ama onların çoğu uzun top. Bak dikkat edersen. Evet, kısalar tabii kolay. Bıdı bıdı oynamış. E zaten evet. öyle oynuyor. Harika evet. bir stili var. Alıyor veriyor alıyor veriyor. Bir türlü topu vermiyor yani. Zaten hep şeyi var onun. bir Hep söylüyoruz ya şeyle birlikte Ferdi'yle Ferdi hemen kaçıyor ona veriyor. Zaten Ferdi girince çok değişti oyun. Hemen o işte oyun, Tabii, tabii. Çünkü beraber oynuyor. Ciku'yu da çok beğendim. Yani hiçbir topu çevirttirmedi, döndürmedi ve vurdurmadı ya. Yani evet. helal olsun o çocuğa Allah sağlık versin. Çağlar yine sakatlandı. Bakalım ne kadar sürecek. Bekao'nun yırtık aynı yerin yanıymış. Yine birkaç hafta herhalde yok. Dolayısıyla Bonucci'ye kadar herkese ihtiyacımız olacak bence. Sevde Aynen ediyorsun. ben katılıyorum çünkü e, birisi dedi ya bu e, sağlık ekibini getirenin dedi plan baya bir söylenmiş yani. Ya şans da olabilir dediğin gibi Ama sağlık yani ekibinden kadar de olabilir. Ya, antrenman kadar. temposundan da olabilir. Çünkü çoğu antrenmanda sakatlanıyor. Abi olabilir. o zaman hazır deme o oyuncuya. Veya hocaya biraz uyar. Yani ya, Oyuncu tecrübeli yani. bir oyuncu. Şimdi şey maçına da bakacağız Hatay maçına da. Orada ben acayip beğendim e, Bekao'yu. Ya yani çok fark etti defans. Onu orada konuşuruz. Aradan sonra. Ama yani inşallah çok ciddi değildir. Birkaç hafta diyorlar ama bakalım. Daha, daha tam emare bugün çekilecek. Bilmiyorum ben. Ee, Ferdi'nin Ferdi'nin 7'ye bir ikili mücadelelerinin 7'sini kazanmış. Sadece bir tanesini kaybetmiş. Hava topu da kazanmış. ilk defa yani. Çok nadir kazanıyor. Kısa boylu çünkü. İyi zıplayamıyor zaten. Çok iyi bir çağlar etkileyici. Dörde 3 Evet. Ee, uzun boylu. Üç hava topu kazanmış. Biri gol oldu. 2 hava topu kaybetmiş ama o bizim dikkatimizi çeken yerlerde değil de yüzde seksen yedi buçuk pas isabeti. Bu adam stoper. Ama Premier League stoperi işte. Acayip bir klas yani. Çok iyiydi bu dünkü maçta. Oynadığı kısımda şanssızlık sakatlandı. Fred çok pas hatası yaptı. Onun pas istatistiklerini koymadım çünkü kötü. Moralinizi bozmayayım ama alışı dönüşü ne kadar klas değil mi? her yere gitti ve görevini yaptı. Aslında daha çok defansif yani bir görevi. sorunun cevabını Fred mi diyorsun o zaman? Efendim? Takımında standart altında oynayan kim vardı? Yani pas isabeti olarak standart altında oynayan Fred vardı evet. Yani onu koymadım. Ha koymuşum. Yok koymadım. Şimanski'yi koydum. Şimanski Hı. çok müthiş oynadı. Yani ileri Şöyle. oynayan bir oyuncunun bu kadar top sökmesi 6 tane kazanmış 4 kaybetmiş. O kaybettikleri top kendi ayağındayken. 6 taneyi rakipten almış yani çok iyi oynadı ve çok çok işe yaradı bütün maç boyunca. Yani defansın ilk aşamasıydı. Onu aşmaları gerekiyordu önce ki gelebilsinler kaleye yaklaşabilsinler. Ve Ceko, bak 78'de girdi. 12 dakika şey, 13. Pas, dakika. Bak, pas, ortadan vermiş. 13 14 dakika oynadı. 2 tane pas. Bunların bunu da hatırlayacaksın. Osai'nin önüne yuvarlamıştı çok Doğru, şık bir evet, şekilde. Evet, çok şık. O olmadı. Bir tane kaptırdı. Bir burada Tadiç'e pas verdi ama esas şu pas. Direkt önüne, ah, önüne Caden'ın Batşuay görevini yaptı. O da e, yani gol zaten biliyoruz. Çok iyi topa vuruyor. Tavana asıyor. Kiev'e de asmıştı. Geçen lig maçında niye bas... kaldırmış 28 numara? Offside falan demek istiyor herhalde. Yok öyle evet. bir bir şey. E, Batşuay'ın pas trafiğine normal dışı bu. Bu kadar geriye evet. gelip pas dağıtmaz. Geriye ben, gelmiş gelmez. Ceko evet. gibi istasyon görevi yaptı bu maçta. Aynı Aslında mi? kendisinden beklenen bu ve yetenekleri bu. var buna. Ha. Tembel sadece. Yapabiliyor demek ki. Yapsın. Ama işte Belçika'ya gidince Belçika takımına karşı yaptı, oynadı. Çünkü <laughs> evet. annesi babası gelmiş, kardeşleri Beşikha gelmiş Mili maça. -Takım. Bir de tabii dediğimiz oldu, Ceko'nun sonradan oyuna girmesi lazım hep. Yani Yani. ama Daha... şimdi... Yorulmuşken girmesi o yaşta 38 yaşında bir adam böyle girmeli bence. De ama diye. işte Türkiye liginde de maçları erken koparmamıza yarıyor. Onu tam bilemiyorum ben de. Öyle yani. de fikir var. Senin dediğin gibi de fikir var. Ama saçlarını beğendim şeyi Fred'in. Çok yakışmış kısa saç. <laughs> ee, neymiş? Mitribatsoy. Fenerbahçe formasıyla Fernando'dan 2015-16'dan bu yana turnuvalarda en yüksek sayıya ulaşan isim olmuş ama biz çok fazla da şey oynadık biliyorsun eleme grubu oynadığımız için biraz da bu. Oralarda hep gol attı. Yani Kaç çok... gol attı? 6. 6 gol. Önemli Avrupa Kupaları. Sırf Avrupa Kupalarında. Evet, evet, Çok şey çok mutluydu. Ha, Mert Hakan'ı konuşmadım. Mert Hakan da iyi oynadı aslında ama pas isabeti onda çok kötüydü. Fred'den de kötüydü. Fakat çok iyi savaştı. Çok iyi kapattı. Zaten onu bekliyorduk o saatte girdiğinde. Aynen 8'de öyle. Sekizde girdi. İsmail Kartal da çok mutluydu. Yani 3-0 bir rüya skor ya böyle bir takıma karşı. Bu arada bunları televizyon göstermedi. Dağıtmışlar bizimkiler orayı. Ve çok yok şey ya. atmışlar sahaya. Herhalde ceza yiyeceğiz yine. Bir sonraki deplasman maçında inşallah çeyrek finalde herhalde seyircimizi almayacaklar. Sarı kırmızı olduğuna göre başkaları atmıştır onları. Yok yok. Baksana genç Fenerbahçeliler, Europe. Sarı kırmızı diyeceğim. Meşale yapmışlar işte. Tek renk. Oğlum nereden buzlanmış? Lacivert'in. <laughs> <laughs> e, neymiş 84.6 başarısı Fenerbahçe'nin 13 maçın 11'ini kazanmış bu turnuvar tek sezonun en yüksek galibiyet oranını yap yakalayan Türk takımı aslında bence bütün takımlar arasında da yukarıda ve Liverpool'dan falan sonra e, evet. City herhalde bir bütün maçları kazandı onlar çünkü Yani bayağı yukarıdayız ama tabii 3. şeydeyiz böyle kulüp bunu anket yaptı bugün açıkladı sonucu Tabii İsmail Yüksek seçildi ama yani aslında o kadar e, yanlış... değil de yani onu seçmişler. Halbuki notlara baktım. Ben notlarda e, Batu Şuhayi ile Osterwalde'nin daha yüksek notları. Yani. E, çünkü gol attılar. Gol gol artı bir yazıyor ya. <laughs> Yıldız Olabilir. sayısında. Evet o seçilmiş. Ee, burada da işte kendi istatistikleri maç boyu. 72 kere topla buluşmuş. O kendi başına bir şey yani Hani ancak evet. ferdi bu kadar sayılarda buluşuyor topla normalde. Evet, evet, doğru. 48 pasın 40'ını isabetli vermesi, zaten demin gösterdiğim yeşil kırmızı pas şeylerini %83 çok iyi. 6 numara kesicidir çünkü. Yani paslarının evet. yerini bulması beklenmez. Ü 2'de de 3 çalı, 3'te de 2 çalım atmış. 22'de 13 çok yüksek bir oran İkili mücadele kazanmakta. Osvaldo'yla demiş. Dik geldiğimde çok iyi değildim. Evet. Bak kabul ediyor yani. Çok iyi değildi. Biz de beğenmemiştik zaten. güzel ya. Bir de genç bir çocuk. Hocasını da övmüş. Aferin. Daha çok oynatır seni. Tadiş ne demiş? Çok zor bir maç olacağını bekliyor. Gerçekten zor oldu. Şimdi Spiker akşam konuşuyorlar oyuncularla maçtan sonra. Çok zor beklenen bir maç. Çok kolay oldu falan. Sen niye yorum yapıyorsun ki Fenerbahçe televizyonunun Spiker'i? Ne yorum yapıyorsun? Zordum. Çık oyna o zaman. Çok kolaydıysa. <laughs> Skor sadece izi kolaymış gibi gösterdi. Yoksa ha. maç hiç kolay değildi. Değildi. Bunu yorumcular, yani yorumcu değil mi? YouTube'daki yani eski futbolculardan biri buna benzer bir şey söyledi. Skora bakmayın dedi. Zor Öyle maç. değildi. Çok zaten 83'te attık <laughs> ikinci golü yani. 84 Üçüncü golde zaten de o uzatmada geldi. 90. Yani bu 24. maç aslında hakkı baktığında beraberlikti yani. Biz Dört kere kaleye gittik. Üçünde gol attık. Biri penaltı olmak üzere. O da tabii çok değerli. Bazı maçlarda bize olsun ama bu maç şimdi berabere bitseydi bir garantisi var mı ikinci maçın? Hatta şu anda bile bence garantisi yok Ferit. Bu takım yani sana ilk 10 bu... dakika 2 gol atar. Şaşırır kalırsın sonra maç sonra girebilir. Aynı ciddiyetle ikinci maçı oynamak lazım. Kesin katılıyorum. Bak. Şu lafı eden biri vardı. Fenerbahçe ikinci turun kapısını aralamadı. Ardına kadar açtı diye söyledi. Şimdi bu çünkü. doğru bir laf ama bunu korumak lazım. Korumazsan olmaz ki gene istediğin kadar ardına kadar aç. Ayrıca da böyle bir galibiyetin hani farklı görünen kağıt üzerinde çok iyi görünen bir galibiyetin arkasından haftaya kendi sahanda berabere falan kalmak yakışmaz. Yenerek geçmen lazım. Hem ülke puanı hem de Fenerbahçe'nin ismin doy doyurma açısından. Tabii tabii tabii. Şah'ı Ülkeme geldim, ailem ve arkadaşlarım beni seyretti demiş. En iyisini yapmak istedim. Hakikaten de iyi oynadı. Gerçekten kendisinden beklenen yani normal lig performansının çok üzerinde oynadı. Doğru. Gitti toplara evet. girdi, pas dağıttı falan. Böyle oynarsa oynar sürekli. Zaten takım olarak galibi evet böyle oynarsa işte Ceko'yu dinlendirebiliriz. Ama normal evet. oynadığı gibi oynarsa Ceko'yu dinlendiremeyiz. ben Benim fikrim böyle yani. Doğru, katılıyorum. Ee, ne demiş başka? Antemar'da böyle goller atıyoruz demiş. Onun gol atması da keyif oldu. Günden güne Ceydan Jayden için söylemiş. Kendini geliştiriyor diye. Ve İsmail Kartal. Çok iyi analiz ettik. Eve gitmedik falan her zamanki şeyler. Turu geçmek için geldik. Planımız işledi demiş. O doğru bir şey. Yani işlemeye de bilir bazı planlar. Hem ön hem de arka direğe goller attığını biliyorduk karşı takımın. 12'de ko korner kullandılar yani. Çok iyi defans yaptık. Yani iyi yerleştik. Hep benim şikayetim bu sezon duran toplarda iyi yerleşmiyor Fenerbahçe ve saçma goller yiyordu. Bu Doğru. sefer yapmadılar. Ama zaten bu takım çok gol attığı için duran toptan. Çalışmışlar. Herhalde seyrettiler, çalıştılar. Aynı zamanda 7 gol yediler duran toptan. Onu da değerlendirdik diyor. Attığımız gol öyleydi. Yani. Maçın sonuna kadar bir sıfır gitti aslında. Ne demiş? Oyuncular falan avantaj edildi. Burada güzel oyun. Bir şey burada bir şey yok. Evet, Jaden için söylemiş. Genç bir oyuncu, atletizmi yüksek, fizik gücü iyi, doğru. Hem stoper hem sol bekli gelişimi katkı. Bugün sol bek başta stopere geçti. Attığı böyle büyük kulüplerin dikkatini çektiğini düşünüyorum. Bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Abi sen pazarlama müdürü müsün Stad şeyin kulübün? Harbi de büyük kulüp, Fenerbahçe'den büyük hangi takım olabilir? Birincisi gaf o da. Hayır, büyük kulüp demek istediği zengin kulüpleri demek istiyor. Ama niye vereceğim ya yani Jaden Ne demek bu ya? Ben onun için aldım bu kısmı. Yani ne demek niye? O herkes satalım takımı dağıtalım. Seneye de 11. birinci mi olur? Zaten o kafa ya yani ben Çok saçma burası ya. banka mı ya? Fenerbahçe şampiyonluğu oynuyor ya Avrupa'da da Türkiye'de de yani. Heh. Konfer Şimdi sonuçlar burada. Bu, Ajax maçının özetine baktım sabahleyin geniş özetine. Yazık olmuş. Ajax 2-0 falan kazanabilirdi o maçı. Villa çok kötüydü. Fakat 0-0'la kurtardılar. Villa favorisi biliyorsun şeyin. Yani bu durumun. İkinci evet. favori Lille çok rahat geçti Stongratz'ı. Onun da özetine baktım. E, Brüj de geçer oradan. Molde'yi yener kendisi aslında değil. Daha iyi takım. Olympiakos çok kötü yenildi. Rezil oldu yani. Aynen. E, Makabi Telavi ve Zahavi 3 gol attı ya. 2 gol attı muazzam. Benim 37 yaşında hala gol makinesi. Servet ile Victoria Plitzen hepimizin istediği iki takımdı. Zaten birbirlerine karşı sıfır çekmişler. Çok kötü bir maç herhalde. Zagreb'in yenmesi yani iyi çünkü PAOK tehlikeli takım. Çok fanatik seyircisi var. Bize FANATİK düşsün istemem yani. yani. Fiorentina da geçti. Yani burada Fiorentina, Aston Villa bu turu geçeceğimiz varsayıyorum ve Lille gibi görünüyor. Başa bela olabilecek takımlar. Diğerleri umarım elenecekler. Diyelim ee, ve federasyonu tarafla çıkamamış. bizi kutlamış. Kutlamamış. Skor vermiş. Bu skoru herkes biliyor zaten. Galatasaray oynadığında ama Gat yenilmesine Gat rağmen tebrik ederiz. Ya bu bu yendiği maç. Bir de kaybettiği evet. de. İkinci ön eleme turu maçı. Hayır, e, iki bir, mağlup olup elendiğinde son dört yerek. Bu e, o değil. Bu Vilnius. Onda bile böyle tebrik vardı ya. Puan kazandırdığı puan, ülke puanı için teşekkür ederiz. Yani genelinde şu ana kadar gibi evet, bize teşekkür evet, evet. yok ama. Yani yok, bu kimin Federasyonu olduğuna bakın bir Galatasaraylı yazıyor bunları. Federasyon falan değil yani. Buradan kısaca şuna gelmek istiyorum. Bu tabii kalan maçlar ama yani Türkiye'de hakemlerin e, ne kadar yanlı olduğu ve Gün maçta gördük değil mi? Gördük. Yani bunu niye Fenerbahçe adam gibi istiyor bu e, Süper Kupa'da en azından Madem yabancı hakem. Yabancı hakemle oynayalım diyor. Çünkü oyunu durdurmuyor adam devam ediyor. Her faulü çalmıyor yani. Tabii ki her faulü çalmayan, her şey yapan yeri. İki yere düşer. da yani. İki takıma da oyunu devam ediyor. Tabii ki, ben zaten oyuncular 5 dakikada başlayayım. anlıyorlar artık atmamaya başlıyorlar kendileri. Aynen her öyle. Büyük. Doğru söylüyorsun. Ben de bu görüşteyim ama maalesef Türkiye'de bu e, yaygın bir şekilde yürüyor. Özellikle Galatasaraylar bu işi çok iyi beceriyorlar. Biz işte. de yani rakiplerimiz de aynı şeyi yapıyor. Yere atan kendini kalkmıyor bilmem ne. Bu yabancıya Onun gelsin. Için çatır çatır, çatır or, top oynanan bir maç izledik dün akşam. Öyle kolay aynen öyle. Keyif aldık. E, skor da iyiydi. E, gördü herkes. Şimdi bunlar evet. kalan maçlarımız eğer çeyrek finali kalan, geçersek. maçlarımız yani. Nisan'ın neredeyse 3 haftasındaki maçlar. Yani eğer geçersek bu takımı kendi sahamızda evet. hosteyi, kazanırsak sonraki maçlar 3 gün sonra Adana Demirspor içeride e, yo dışarıda Sonra Urfa'da Galatasaray Süper Kupa 7'si 3 gün sonra 4 gün sonra. 4 gün sonra konferansı geçerek final 1. maç. 3 gün sonra Karagümrük deplasman hadi o İstanbul diyelim ama o, e, artık 1. maç içeride dışarıda bilmiyoruz konferansı. Keşke içeride olsa. Sonra 18 Nisan 2. maç. 21 Nisan yani 3 günde bir maç var arkadaşlar. Stada evet. yani içeride dışarıda maç var 3 günde bir. Bizim oğlanın da Üniversiteye girmeseniz bilmiyorum ne olacak yani dersler bu, bu bu programa bakınca. Diyelim ve kısa bir ara verelim istersen. ya yani Bizi ara, siz değil arkadaşlar. Bir kısa ara verip hemen devam edelim. Evet, tekrar görüşeceğiz. Evet, tekrar merhabalar. Hakiki e, 2F1B ile tekrar devam ediyoruz. Bu arada boynumda da bir e, zaferin rengi kaşkolu var. Dikkatimi çekti. Onu e, söyleyeyim. Filme gitmeyenler gitsin lütfen diyelim Evet başlayalım şimdi programın bu ikinci bölümüne Basketbolda işte Mü büyük... Müthiş zafer dün akşam Zafer evet on sayı fark attık Reale iki, iki kere yenen bir, bir dönemde yani Bir lig boyunca tek takımız şu anda Real Madrid'i ve lig lideri Real Madrid şu anda Tekliğimiz yani diyebiliriz <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle ...deyip geçelim. Tarık Ve çok, çok iyi oynadı gördüm ama... ...Hayes Davis mükemmeldi gerçekten. Yani. Hayes de zaten MVP seçildi. Hmm. O da kutlayalım onu. Evet, şeyi de gösterelim. Siz herhalde pota çekeceksiniz hafta sonu ama... Aynen. ...son durum ba şu şekilde. Panathinaikos'la... Altıya e, bunların... girmiş durumdayız neyse. Evet Bunların evet. birer maçı eksik ama... ...bir kere Panathinaikos'la aynı görünüyoruz ama... ...bir maçı eksik onların. O maçı yenilirlerse... ...yo yenseler bile... Aslında biz üstündeyiz çünkü ikili averaj bizde Panathinaikos. Bizde doğru. Monaco'yu ya yani, bir... oluyor? Yani 28 17 oluyor. Doğru evet doğru. Yalnız Olympiakos iyi gidiyor. O biraz can sıkıcı. Ee, Bologna'yı yendiler. Aslında ona ben sevindim. Olympiakos zaten yukarılara gelecekti. Bologna yenseydi biraz sorun yaratırdı bize. Katılıyorum. Evet, diye düşünüyorum. Bu, Ama tabii dört maç daha var zannediyorum değil mi bugün? Evet bugün şu eksik maçlar tamamlanacak. Ben ilk onu koydum buraya Detaylısını Siz pazar günü potoda işlersiniz efendim diyelim. Tamam. Ve yani Aziz de... Yıldırım'ın açıklamaları hafta için. Şey var çok gidiş başı... ciddi sayı atmaya başladık bu arada. Ona da dikkatini çekerim. Doğru. Doğru. Yüzyıllar falan var. Çok güzel. Evet Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacağı bilinen bir, bir, bir basın organında çıktı. İşte Aziz Yıldırım eğer işte Saadettin Saran aday olursa %100 aday olacak falan filan diye bir bilgisi varmış gibi birisi bir basın yazdı. Doğru. Direkt böyle demiş başkan. Bütün yazıyı da yani bütün e, demecini de koydum buraya. Eğer isteyenler durdurup okuyabilirler. Ama dediği kısaca şampiyonluğa giderken giderken Fenerbahçe'nin şu andaki. Çok doğru. Geçen hafta konuştuğumuz. Seçim bu. değil. Evet. Yani dedi. Çok doğru. Bunu kulüp söyleseydi de bu işlere karıştırmasaydı. Yoksa Adettin Saran kaç imza toplayacak falan. Yeri ve zaman değil abi. Yani Allah'tan eski başkanımız... yanlış zaten. Bu e, sağ olsun Ali Koç'un açıklamasından sonra dernekler... Ortalık karıştı baskı olduğunu söylüyorlar. Yani bu da gerek yok ya. ya yani Bırak adam kendi başına. Abi Galatasaray'ın da seçimi var yazın. Hiç onlar konuşuyorlar evet, mı? Konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar. Evet bu arada Vakıfbank 3-1 yendik ligde ben evet. kısmi olarak seyrettim bu maçı. Müthiş Hayır, oynadık. Bahşen yani bahşen o sette de bahşen çok bahşen yakındı ama başarılar ee, başarılarla daha önce de Baskonya'yı yendik. Onu da konuşmamıştık bizim geçen programda. 111 sayı müthiş bu Devin 111 sayı, sayı var. attık senin dediğin gibi. Orada da MVP Kalatis seçilmişti. Ve e, kadın basketbol takımımız da Final Four'da 16. kere ne yani. Evet. İnşallah bu sene de kazanacağız. Böylece iki yıldızın var. Daha belli değil zannediyorum. Belli olacak dediler. Yakında. Benim bildiğim kadarıyla belli değil. Ama işte bu Prag takımıyla oynuyoruz. İnşallah geçeceğiz. Çünkü EMA'da iyileşmiş. İyi haber. Onsuz ha, biraz iyi. zorlandık bazı maçlarda. Okay. Diyelim ve Bean Sports hemen duyuru yaptı. Pazar akşamıydı zannediyorum. Evet. Üç yıl daha Digitürk'te diye. da ilginç olan şu. Bir kere fiyat artmış. Tamam yani... 90 80 90 milyon dolarlara geliyordu TL ile son hali. Şimdi 170 180 milyon dolara çıktı. Ama tabii bu da eriyecek 3 yıl içinde. Yani ortalaması yine 150'ye gelirse. Bu da TL'ye çeviriyorlar hemen bugün. Yani. Tabii ki zaten iyi. dolarla kontrat yapmak yasaklanmış devletimiz tarafından 3 4 yıl önce biliyorsun. Zaten TL olmak zorunda. Futbol Federasyonu'nda yazmış 182 milyon euro sanki hep öyle kalacakmış gibi. Eee Tesla, dolar, şey. pardon euro dolar ee, KDV dahil. Ne alakası var KDV dahil koyuyorsun? Çocuklar gibi ya. Yani bakkaldan yağ alıyorsun, KDV dahil ha diyor. Tabii ki dahil yani. Demek <laughs> ki. O verilmez ki. KDV yani milyonda süper. dahil değilmiş ama. Anlaşılan o. Şimdi bu 182 yani, milyonda pardon. Bein Sport programında Cumartesi Pazar, ak pazar akşamki Galatasaray Beşiktaş maçında, Beşiktaş Galatasaray maçından sonraki programda Güntekin olay şey diyor İşte 3 sene daha bizde falan filan bir de utanmadan eleştiriyorlar medyada yok işte az kameramız varmış da yok bilmem neymiş de pozisyonları kaçırıyorlarmış insanlar da cep telefonlarından daha iyi pozisyon. Doğru kaçırıyorsunuz ceza sahası içinde. Fenerbahçe verilen penaltıyı bir seyirci seçecekmiş seyir penaltı Bir de olur. şey diyor kameralar topu takip eder evet altı pas için olan şeyi gösteremiyorsunuz ya. Tabii. Yani Orada bir doğru. de utanmadan bari konuyu açma. Hani eleştiriler bırak kalsın. Duymazdan gel. Çünkü çekemiyorsunuz ya. Çok kötü kalite. Yani İngiltere maçını seyrediyoruz. Avrupa maçlarını seyrediyoruz. Alakası yok yani. Türkiye şeyin, Sports'un çekimlerinin. Arapların elinde bu kadar oluyor işte. Yok bence kırpıyorlar. Az kamera yolluyorlar. Yatırım yapmıyorlar. O şansalın zamanındaki o high resolution kameralar vardı böyle adamın terini merini gösteriyordu onlar yok artık öyle şeyler görüyor musun top yavaş evet. yavaş dönüyor evet. hepsi Aynen. gitti ucuz etin yahnisi oldu zaten her şeyde de ucuzladı bir de utanmadan orada savunuyor ve Hatay Spor maçı şimdi Hatay Spor maçın için önemli birincisi Hatay Mersin'de Spor... oynandı maç bir kere Mersin'de oynandı evet ve Hatay Spor çok Bilmiyorum düzgün bir şekilde iki kale arkasında Fenerbahçe'ye açtı Sonradan anladık ki maç esnasında meğerse maraton ve karşı tarafta da çoğunluk Fenerbahçe. Yani yüzde %70-80 Fenerbahçe oynadı. Mut müthiş ve bir an susmadılar seyirciler. Çok se ses vardı evet. Müthişti yani gerçekten. E camlar gene burada duruyor bak şeyin önünde yukarıda cam. E Tabii onlar da koymuşlar ama burada bu sefer her yerdeydik. Onun için camın arkası sadece sembolik olmuş az bir kişiye. Aslında sadece yani, oraya yeterken... orada. Kirliliğini göstermişti yıldır. Hangi başta iğrençti. Evet, evet, evet. Ee, Bir o bakımdan önemliydi. İkincisi Hatay Spor Kulübü'nün Fenerbahçe'yi seyircilere açıp hem para kazanmayı seçmesi, atmosferi evet. iyi hale getirmesi çok önemliydi. Çünkü burası Mersin, büyük şehir, Adana'ya çok yakın. Herkes gelmiş bütün çevre illerden. Baksana evet, Mersinler, yani. Adanlılar, ben Urfa gördüm, Tarsus gördüm, birçok yer gördüm. Ee, o çok önemliydi. İkincisi Hatay spor maçında deplasmanda Galatasaray kaybetmişti sezon başında. O bakımdan önemliydi. Hani bir tam aynı Hatay değil, aynı Galatasaray değil falan ama olsun yani. Psikolojik bir şey. Ee, böyle bir takımla çıktık. İdeale yakın kadro. Fakat bu sefer e, Mert Hakan'ı oynatmış Kurniç'in yerine. için eleştirdiler. İyi oynamamıştı. Topa koşmuyor falan demiştik. Ben de... Dedi, değil gibiydi, tam. Mert Hakan bu maçın en iyi oyuncularından biriydi neticede yani. Bekao arkadaşlar bu oyuncu oynadığı zaman takım acayip fark ediyor. Buraya kadar çıkıyor defans. O kadar yakın oynuyor ki önündeki oyunculara. Santifora veya açığa. Adam dönemiyor ki. Almadan almadan müdahale ediyor ve faulsüz yapıyor bunu. Ceza sahası içinde de oldu birkaç kere. Adamı kucağına aldı yani. Adam sağa dönüyor dönemiyor. Sola dönüyor dönemiyor. Pas veriyor kaptırıyor yani çok büyük var. Demek ki Bekao Ciku bizim idealimiz aslında. Çağlara rağmen. Ama adam sakatlandı bu maçta. Büyük şanssızlık. E, şey oynamışız. Yani birazcık Şeyde, Bekao evet, Çağlar evet, şey sakat. Bekao. Şimdi Bekao da sakat. Çağlar da sakat. Göreceğiz zaten evet. artık. Lig maçında kim çıkacak? Ne, <laughs> gibi, oynayacak Neymiş? Meccan. İkinci dakikada yine Ferdi. Çok iyi pas. Çok iyi pas karşı karşıya Şimanski kaleciye nişanladı. Yani bunu çok rahat atabileceği bir gol. Ferdi'nin bir evet. asisti gitti burada. Görüyorsun kaleciye çarpıyor. 12. dakika yine Ferdi. Yine Ferdi. Kendi vurdu. Müthiş bir kurtarış Erce'den. Bu Arda kardeşlerin kardeşi olan kaleci. Çok iyi kurtardı yani. Gerçekten iyi vurmuştu. 23. dakika yine Ferdi. Bu sefer Tadiç tutuyor mükemmel kaçırıyor Ceko'yu. Yani Ceko açık mısın abi sen? Kaç yaşındasın? Yani? bak depara bak. Tak alıyor. Şiir gibi oynadık maç. Yani. Bomboş. Bomboş. Bu üç kişi etkisiz eleman. Çünkü arkadan en yaparlı gelen bu adam. Bir sonraki karede artık iyice yaklaşmış. Tam buluşma noktasında. Bunların hepsi düşmüş. Tak atıyor. Yani Ceko'nun işte bunu yapabilmeli Batu aydı. Bu maçta daha iyiydi. Yani evet kenara deplase olup ortaya Şimanski'yi veya bir başka oyuncuya açması içeriği ayağı da düzgün. Vizyonu çok iyi. Görüşü çok iyi. çok Orta da güzel attı. Zaman. çok da sevindi o Samyon. İyi dönmüş Afrika Kupası'ndan. Neymiş bu? 40. dakika bu Ceko. Ceko'ya veriyor Ferdi. Ceko Şak yine oyun kuruyor. Görüyor musun? Bu, bu maçta da dün akşamki maçta şuradan tak verdi ya aradan e, önüne. Tam böyle hiç evet. dokunmasına gerek kalmadı Osterweil'den. Tam önüne gitti top. Biraz sürdü gitti. vurdu. tadiçi görüyor. Tadiç içeriye yöneliyor. Bakınıyor, makınıyor, tutuyor, geri çekiyor. Ee, bu kim? Ee, Şimanski zannediyordum. Yok evet. Yo, Cengiz. Cengiz buraya oynuyor. Tekrar oraya tadiçe Görüyorsun değil mi? Paslaşarak kendini boşaltıyor Tadic. İki öne gidelim sıkışıkta. Paslaşıyor tekrar kendini boşa atıyor ve geri alıyor. Yani bu bu orada üçgen kuruyorlar ve hep boşlukta alabiliyor topu. Bu çalışılan bir şey. Harika bir orta. <laughs> Çok güzel. Ve en arkadaki adrese. ikisi iki, iki gol de sağ açık ve sağ bekten geldi. En arkadaki geldi. Geçen maç Ankara diye tam ama. Ankara Gücü maçında daha da yakındı Cengiz kaçırdığında şurada. O attı topu ya. Burada attı köşeye. Ve sonra da böyle bayağı bir havalı bulak işaretleri falan yaptı. Ben sevmiyorum öyle şeyleri. <laughs> Ama Ferdi çok sevindi. Çünkü maçı kopardık. O anda bitti değil mi? 2-0 oldu ilk devre. İlk devre bitti, Çok değil. rahat bir maç oynadık. Esas bu maçı rahat oynadık işte. Dün gecekini rahat diyorlar da skordan dolayı. Değildi de çok yere... rahattı Bu maç çünkü bu maçta ee, pozisyonlarımız da çoktu aslında. Evet. Çok toplu oynamada %59. 60 yani 60'a 40 diye düşün. 1.09 gol beklentinden 2 gol çıkarmışsın. Onların 0.02 ceza kalemizde top görmedik ilk yarı. Görmedik. 9 kere de ceza sahasında buluşmuşuz. Aslında oyuna göre bu biraz az. Evet. Ee, bu neymiş? 51. dakikada kim bu? Cengiz. <laughs> veriyor. O sayı koşuyu gösteriyor ama Cengiz'in önüne atlıyor. Mert Hakan'ın önüne atıyorlar. Mert Hakan bunu aslında iyi vurdu. Kale kalecinin bacak arasından geçerken çarptı bacak arasından. Çarptı ama out verdi hakem. Çarpınca kornere gitti. İçeri girebilirdi yani. Girmeyince kornere hakemi, gitti ama hakem out ver. verdi. Tabii canım. Fix. Çünkü Türk hakemi. Daha doğrusu federasyonun Fenerbahçe düşmanı hakemi. Hakan da delirdi Mert Hakan. E delirir tabii ama Allah'tan artık kart görecek şeyler yapmamayı öğrenmiş. Yine Ferdi <laughs> Ferdi'yle e, başlanan bir akın. Jacko'yu oynuyor. Jacko yine bak aradan oyun kurucu. Hep aynı şey. Bak bomboş önü. Ferdi veriyor. Demarke. Şimanski bomboş. Önünü oynuyor. Şimanski bunu kaçırıyor. Daha sonra çok yavaş vurdu. Yavaş, vuruyor, yavaş vurdu. Topu kurtardı o defansör. Yani çok rahat 3-0 olmalıydı aslında bu. Böylece Ferdi'nin iki asistini yedi Şimanski. İkisi de karşı karşıya. İkisini de zımba gibi atmalısın. Nasıl attı Solbek'in Ostevolde zımbayı ya vursanız da şu topa çocuklar yani ya. ya. niye o kadar yavaş vurdu ben de anlamadım. Şimdi yani topla, bu 57. dakika. Tamura ona... da Evet yani aşırtayım dedi nasıl kale boş dedi ama yetişti işte o çocuk. Evet. Şöyle. Şimdi bu 57. dakikada bu olan dün geceki maçta da oldu bir kere. Ve daha önce de böyle gol yedik. Ferdi topu kaybetmemek için eğer önüne biri çıkarsa kendi kalesine doğru geri dönüyor. Ve o arada topu kaybediyor. Birinde gol yedik. Daha diyorum Samsun maçıydı. Yemedik o maçı. Dün gece yemedik şansına. Git oraya biri geldi kapattı. Ama bu maçta da yiyorduk. Bak bu top yine onlara geçti. Ferdi top kendindeki topu geri dönerek baskı yaratıyor üstünde. Arkanda dönük olunca neyse iyi açmışlar. Vur, koca gitsin ya. Evet ya. Yani ne gerilik var. Bak çoğu şimdi. Top bizdeyken böyle bir duruma geldik defans. Eksiz yani. Ferdi de kendi yerinde değil. Şuraya bir top atsalar. Şu adam bir koşu yapsa... Burada bir adam var en kenarda onu bekliyor. 8 numara mı ne? Neyse ki oradan şuta vurdu. E oradan şut atınca da Livakovic yemiyor. Kurtardı bunu. İki tane ciddi kurtarış var Livakovic'in. Biri buydu. Evet. Biri de bu. Bak artık neredeyse tam cepheden vurmuş. Oh, onu da oh, çıkardı oh. çok iyi. Çok kuvvetli kollarla çıkardı yani. İşte 13 milyon dolara, euroya kaleci alınca her gelini yemiyorsun. Fark bu yani. 23 versen çoğunu milyon. yemiyorsun. Yani gol olabilecek şeylerinde. Değil mi? Yani bugün en pahalı kaleciler dünyada 50 50 55 milyon. Var mı o kadar ya? Vay. Var. Raya var mesela. Arsenal ona 55 verecek. Satın alma opsiyonuyla kiraladılar sezon sonunda. Onana gitti. Manchester United'a Ajax'tan daha doğrusu bir yılda Roma'da oynadı galiba. Önce, ilk maçta Ajax'daydı. O da zaten diyorum ya 48 ya 50 milyona gitti diye biliyorum ben. Pound. Evet istatistiklerde gayet iyiiz. Bakalım şeye şuradan faullere bir bakalım. Türk maçı çünkü 14'e 14. Hepsi çalınanlar bunlar. Bir de çalınmayanlar var. Dün geceki maçta çok daha az çünkü hakem vermedi faul. Devam ettirdi oyunu. Hakem Beş devam ettirince tatlı. oyuncular da kendilerini yere atmıyorlar o zaman. Bu hakem evet. vermiyor diyorlar. 5 tane o, sarı kart ya ne diyorsun? Onlar e, benim. Tamamen skandal. Hiçbir alakası bile yok. Bir tanesi doğru bence. Diğerleri İtiraz bunlar mıydı onlar o nasıl da? tek sarı kart? O yaz mıydı acaba o da? Bir oyuncuları bir kere devrenin ikinci devrenin başında atılmalıydı. Maç sonunda az kaldı gol atıyordu o zenci santraforlar. Adını şimdi unuttum. Çünkü geçmiş gün onun için fotoğraf koydum buraya hatırlayayım maçı biraz diye. Üzerinden salı günü çekmedik çünkü çünkü perşembe maç vardı ve ben seyahatteydim Feruk biliyor. Evet doğru. Seyahattan dönüp de hemen hiçbir hazırlıksız program yapmak istemedim arkadaşlar. Özür dileriz. Normalde günümüz Salı, İnşallah haftaya evet. çekeriz. Perşembe maç olmasına rağmen diye düşünüyoruz. Çünkü lig çok önemli. Burada başka ne var? İlginç offside'ler. Şu 14 şut Onlar da 10 ikisini İkisini gördük. Kaleci kurtardı. Diğerleri Dağtaş'a taşa gitmiş. Ee, ikili mücadele Karan Moralı ozanı oranımız biraz kötüymüş ama 2-0 galib ettik. Onun için fazla takılma. Kaleci şutta bir şey var. Demin iki tane pozisyon gösterdin. Onlar adına İki Kaleci. tane şut attılar. Kaleci kurtardı Bir diyor burada da onun için şey yapma yani. Ha, çünkü ilkinde top dışarı mı gidiyor? Direğe mi çarpıyor? İşte, hani belli olmadı. Doğru. Livakovic evet. kurtardı ama dışarı belki de direğe çarpacaktı. Direğe çarpanlar sayılmıyor ya. Sayılmıyor doğru. Canım. Çok saçma. Ayılmıyor. Çok saçma Ayılmıyor. böyle. E, gol beklentisi 2-11 yani çok ileri. 0-58 ne hiçbir şey demek. E, bakalım yine 3 büyük şans yaratmışız. Aynı dün geceki maç gibi ikisini atmışız. Dün de 3 yarattık ikisini attık bir de penaltı kazandık. 3 oldu o maç. Üçüncü yani de böyle... Herhalde o Şimanski'nin atamadığı ya. Yavaş vurduğudur herhalde. İkisi o. Evet. İkisi o. Üçüncü de e, Mert Hakan'ın karşı karşıya kalecinin bacak arasına çarpan. 3 tane büyük şans karşı karşıya demek yani büyük şans dedi, big chances dediği 4 ee, tane sadece ceza sahası dışından top vurmuşuz bak onlar 5 vurdu ikisini gördük 3 out'a gitti bizim daha çok topa vurmamız lazım bizde Mert Hakan gibi Ostevoldi gibi evet. oynadığında uzaktan topa iyi vuran oyuncular var Şimanski gibi Tadiç gibi Ferdi gibi niye vurmuyoruz ya bu maç farka giderdi vursaydık. Gol engellenen goller eksi 0-15 demişler. Hiçbir şey engelleyemediği için atay. Çünkü 3 şansta 2 gol yiyince ısı haritasının önemi yok. Bombardemana tutmuşuz. Görünüyor yani şuradan. 3 tane isabetli. ikisi gol zaten. Dö pardon 4 isabetli. 5 isabetli. İkisi gol. Üçünü kaleci kurtarmış. Bizde taşı atmışlar. Bir tane Ivekovic. Evet onu şey saymışlar. Out'a gidiyor saymışlar. E, out diye düşmüşler herhalde. Bak şu. Şu, şu, şu ok saymışlar. Genellikle soldan gelmişiz. Çünkü Ferdi'nin tarafı aynı dün geceki maçta %47 soldan gitmiştik. Çünkü Ferdi Tadic. Yani o kombinasyon çok iyi. Bozmaması lazım hocanın onu. Bu maçta yine bozdu. Allah'tan sakatlık düzeltti işi. Evet. Hatırlıyorum. Ve bence takım, maçın oyuncusu Ceko'ydu. Her yerde. Gördük. 2-3 fotoğraftan gördük ne olduğunu. Bu da Ceko'nun buluşma noktaları. Yani her yerde topla buluşmuş, oyun kurmuş, top dağıtmış, şut atmış, asiste yapmış. Tadic müthişti. Bu ikisi gerçekten en büyük iki yıldızımız yani. Kim ne derse Tam Ferdi Merdi daha çok oyuncumuz var ama bunlar biraz başka oyuncular. Tadic defansif olarak da çok güzel buraları gelip kapatmış. Ve isabetli isabetsiz paslar Tadic'in iki tane kilit pası. İşte biri gol. Cengiz'e verdiği şu. Bir tanesinde e, birisi Bars. atamadı. Asist aslında iki asist olabilecek bir iki asist olacak tad için. Şimdi Bekaya bayıldım dediğim gibi yani bayıldım zevkle sayıp o kadar güven veriyor ki bana ada, adam adam yani. yani. Oraları domine etmiş. Çağlar da çok iyi oynadı. O da e, iyi oynadı yani. Bakalım Bekaya'nın istatistiklerine. 6 ikili mücadele kazanmış, 2 kaybetmiş, 5 hava topu kazanmış, hiç kaybetmemiş. İşte sana stoper profili. 82 pas, 83 pas isabeti. isabeti. Stoper böyle olunur. Çocuk sokaklandı maçın sonunda. İnşallah önemli değildir. Bu da <laughs> Bekao'nun pasları. Adam pas dağıt. Bu adam stoper ya. Baksana ne kadar çok yeşiller. Bunlar da uzun vurdukları kırmızılar. Çok etkileyici yani. Hatay matay. Ferdi de çok iyi oynadı. Çok topla buluştu. E işte burada buralarda bir iki top kaybetti. Onlar kritik. O çünkü sol bek o. O kaybetti mi tehlikeli olabiliyor. Ama genelinde çok iyi oynadı. Ne yapmış Ferdi de? 6 kaybet kazanmış, 7 kaybetmiş. 3 hava topu kaybetmiş. Onu biliyoruz. En güçlü tarafı değil hava topları. Mert Hakan'a bayıldım. Her yerde oynadı. Çok isabetli pas yaptı. İsabetsiz pası yok denecek kadar az. Şu sayılmaz. 2 tane yani. O da Allah, Allah bilir neydi onlar. O kaptırdı herhalde orada. Evet. Ya yani. Çok faydalı oynadı. Önü hep doldurdu. Yani konuştan niye oynadı. Ve kendine artık takımda yer buldu. Yeni bir transfer daha sana Ferruh Bey. 53 topla buluşma. %93 pas isabeti. Uzun bir tane. 3 tane orta isabet. Ortalığı isabet. Şut. Kaleyi buldu ama kalecinin şeyinden. iki kere ceza sahasında buluşmuş. Çalım atmamış. Aferin sana. Çalımla top kaybetti. Ama 9'da dör, 4. Helal olsun Mert Hakan. Bir transfer daha geldi. Tam da sezonun ihtiyaç zamanında diyeyim. Fred müthişti. E, ama e, sonradan girdi. Az pas dağıttı. Tek hata yapmış. Çok faydalı oynadı kredi kısımda. 14 kere topla buluşmuş. %89 evet. pas isabeti. Adam Brezilyalı işte belli oluyor. 9'da 8 pası iyi atmış. 3'te ikili mücadeleyi de kazanmış. Müthişti. İsmail yine iyi oynadı bu maçta da. Orta sahayı doldurdu. Çok fazla çalıma falan girmedi. Dolayısıyla hiç sırıtmadı. E, yedi ikili ya mücadeleyi şey, kazanmış. Botlarda geri pasları da sayıyor olmaları biraz şey. E, e tabi kalecine pas veriyorsun. İsabet olmuş oluyor. Ne yapsınlar artık <laughs> onda? O sahi Samuel'da gelmesi dönmesi çok takımı değiştiren evet, de... Ve ben mesela beklemiyordum. Hep düşer biraz diyordum ama hiç düşüş yok onda yani. E, atlet çocuk ya. Cengiz evet. biraz zayıftı her iki maçta da dün de şey ama golünü attığı için hiç söyleyecek bir şey yok. Şimanski e eh, yani bu dün geceki maçta çok iyi oynadı ama lig maçında biraz averajdı. Ama yavaş yavaş kendine güveni gelecektir. Daha çok şeyler yapacak sezon sonuna kadar diye bekliyorum. Tabii Cengiz gol attığı için 7.5'la en çok ona vermişler. Ama bence sağını yıldızı Cekoy'du. Zaten 7.4 golsüz. Yani tek tek asistle diyelim. Şey de öyle Ferdi de öyle 7.4. Ferdi zaten müthiş bir oyuncu olduğu için olabilir mi acaba? Tadiç'e ne vermişler bakalım 6.9. Bence ondan daha iyi oynadı Tadiç. Bekayo'da 6.9. Çağlar'a daha yüksek vermişler. Daha çok kafayla çıkardı diye olabilir. Ben sağda Bekayo'yu daha çok beğendim. Maçın oyuncusu. Duşan Tadiç olmuş. Bence Mert Hakan yakındı yani. Ve lig. Şimdi burada iki puan gerideyiz. Ama bizim puan ortalamamız 28 maçta 2.61 Galatasaray'ın 2.68 o iki puan fark onu değiştiriyor. Ama gollere gelince bizim 50 gol ettiğimiz onların 43 golü var. Ki son attıkları Trabzon'a 5, Ankara yüzüne 3 falan gibi fix maçlar yani fixi edilmiş maçlar diyeyim. la rağmen gol ortalamamız çok yüksek şu ar aradaki işte bu beraberlik Samsun beraberliği bizi bitirdi yani çok kötü oldu çok kötü. bakalım kime takılacaklar Beşiktaş'a da takılmadılar Beşiktaş çok kötü oynadı yani ben e, tanıyamadım sahada Anadolu bakımı ilk İlk başında maçın bir de kendi kalesine mi gol attı adam ne yaptı rezaletti yani Dak birinci dakika gol yediler ya. Bir mağlup başladılar. Sonra da Galatasaray hiçbir şey oynamadı. Defans yaptı. Orta sahayı okay. sıkı tuttu. Bizim dün gece oynadığımıza benzer bir oyun oynadı. Golü bulduktan sonra. Öyle bitti. Neyse. Demek ki hayır yok kimseden. Biz kendi işimize bakacağız. Galatasaray'ın bir, yerlere takılmasını bekleyeceğiz. Bence takılacaktır da diye düşünüyorum. Bundaki notlar böyle. Yani Güzel. Hatay maçını görüntülü şey ettik biraz hatırlayalım diye ama çok güzel bir maçtı. Çok mutlu 3-4 gün geçirdik Fenerbahçe'liler olarak. Basket olsun, voleybol olsun, bas voleybol kızlar voleybol olsun, kızlar tabii basketbol tabii. olsun, futbol olsun. Fenerbahçe müthiş gidiyoruz. Euro Lig'de de, e konferans liginde de. Şimdi herkes konferans ligini alırız. Ya ligde olamasak da falan gibi şeyler duyuyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz ligde olmaya çalışmalıyız. Konferans ligi almak öyle kolay değil. Bir sürü ciddi takım var. Şansı yani hem takım var hem de şimdi konferans ligi Eleme her şey oluyor. Kazanıyor musun? Bir şey kazanıyor musun? Kupa para için? kazanıyorsun her Birazcık maçta. Para Birazcık para Biraz. Biraz. Ee, ama Türkiye yani sıfır para kazanıyor. Konferans Ligi'ne girmek ve yani bileyim bir üstüge Hayır zaten yok. önümüzdeki yıl ikinci bile olsak şampiyonlar ligine girmemiz garanti önelemeli olarak. Tamam Şampiyonlar Ligi zaten elimizdeyse o zaman Şampiyonlar Ligi'ne asılmamız lazım zaten. Ona yani onu asılacağız zaten ama böyle Ferdi'yi satarak Osterwald'i büyük takımların dikkatini çekerek okay, okay. hadi onu bunu yollayarak olmaz İsmail Hoca yani kulüp ben buradan yönetimi de uyarıyorum. Ay Ferdi 30 milyon ediyor. Abi biz banka değiliz. Benim bir arkadaşım vardı. Arsenal'la beraber gittim. Ozi diye rahmetli oldu şimdi. Derdi ki ben oyuncularımı sahada oynarken görmek istiyorum. Bankada para görmek istemiyorum. Biz Oturuyorum. banka değiliz. Bank kulübüyüz derdi. Ben ee, Ali Koç'a da bir lafı hatırlatmak isterim. O daha önceki yönetimde 50 tane tapu alındı derken biz e, spor kulübüyüz. Tapularla işte binalarla işimiz yok demişti. Belki evet. onlar tabii şu anda borcun borcunu çıkaracak. çıkaracak olan o mallar. O, o mallar ama yani baktığında tabii futbolcuların da dediğin gibi bizim takımda eğer yerine koyamıyorsak o oyuncuyu daha ucuza zaten öbür adamlar da alırlar. Onların da scouting ekipleri var. Onlar da uğraşıyorlar. E sen alıyorsun, yetiştiriyorsun, bir şekle sokuyorsun. E Osterwald'a geldiğinde nasıldı? Şimdi nasıl bir oyuncuya dönüştü? Aynen adamın üstünde. Abi... geldiğinde çocuktu. Şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncusu. Zayıf, çılız gibi bir adam kendi yani. nasıl yapıp dedik. E, Osterwald'e kafaya çıkıyor. Öndeki adamın üstünden düşüyordu filan yerleri. Evet. Yani bakarsan bir futbolu öğrendi yani burada. Bakma. Ama etrafında da öyle ciddi oyuncular var ki özellikle bu yıl. Demek ki. Yani Aklı da çok şey. Tadiçle falan Ceko ile oynayınca öğreniyorsun elinde olduğu. Kesinlikle katılıyorum. Ya Mert Hakan ki olgun oyuncu, yaşı Aynen. 28 falan. O bile öğreniyor görüyorum ya. Topu doğru tabii. yere oynamayı öğreniyorlar. Çünkü kötü duruma düşecek onların gözünde. Demek ki transferlerden istemiyor. biri kimdi? Bir Fancan dedik. Evet. Çünkü Fancan Sakan. bir türlü isteneni vermedi. Ama bu sene verdi. Bu sene verdi. Yani veriyordu. Demek ki iyi oyuncularla dediğin gibi hoca tarzı iyi oyuncularla daha iyi oluyor iyi oyuncular demek ki. Ve çok iyi oyuncularla oynaya oynaya İrfan'da faydalı oynamayı, yerde kıvranmamayı, koşmayı, adama basmayı, gol fırsatlarında gole çevirmeyi öğrendi ve başardı ve ne yazık ki o da sakattan. ya yani çok sakatlık yaşadık bu sene. Yani belki 6-7 puan öndeydik en az yani. her bir yana. Onlar olmasa 10 küsur puan öndeydik. Kesin. Ama ağlamayalım diyorum. Bekleyelim. Şampiyon olacağımız günü bekleyelim. Ama e, genelinde harika bir haftayı geride bıraktık bence. Aynen. Katılıyorum. Tüm Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz. Takımlarımıza bu hafta da başarılar diliyoruz. hafta da tabii çok önemli. E, hem ligde hem Pendik'le oynayacağız. Pendik oynayacağız. Pazar günü. Sonra da Perşembe galiba gene konferans liginde. Eğli Rövanşı Kadıköy'de. Rövanşta oynayacağız. Kadıköy'de oynayacağız. O başta da ikisinde de dolu olacağını düşünüyorum stres yaratmayalım takıma ve destekleyelim. E, Aynı görsünler işte burada Avrupa'daki seyirciler ne kadar bütün maç bağırırlar yani. Aynen öyle. Bütün e, maç işte. devam etti şey tezahüratlar. Helal olsun yani. Ya yani Belçika da yani müthişti ya taraftarın e, Sadece hiç... Belçika değil Polonya'dan gelenler, İrlanda'dan e, gelenler. Işte, Belçika'da şeye şehrin meydanında e, toplanmış grubu görünce şaşırdım ben yani hakikaten. Ne yapmışlar neredeyse. Evet, katılıyorum onlara. Ee, zafer'in rengini de görmeyenler görsün deyip programı burada tamamlayalım. Işte. Herkese iyi akşamlar. Önümüzdeki hafta görüşmek evet. üzere. Çekilişimizi inşallah haftaya yapacağız. Buraya tamam. yorum yapmayı unutmayın çünkü onları da alıyoruz çekilişe. Bu programa yorum yapanları da diyelim. Herhalde akşam 9.30 ona doğru bu da yayına girer. Tamam. Görüşürüz.